hastalarımızın daha kolay tanı alabilmesi ve böylece tedavilerin daha erken başlayabilmesi için geliştirilen yapay zeka destekli tanı uygulaması sağlık alanında büyük katkılar sunacak. Bunun yanı sıra dünya tıbbının geleceğinde önemli bir noktaya taşıyacaktır. Üniversitemiz Tıp Fakültesi ile işbirliği yapan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve üniversitemiz ile imzalanan işbirliği protokolünde bu çabanın önünü açan dönemin Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Sayın Ali Tal Koç'a, Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Akın Levent'e, üniversitemiz eğitim ve akademik imkanlarının altyapısı konusunda her zaman destekleyici olan ve çalışmaya başladığımız dönem üniversitemizi ziyarete gelmiş Yüksek Öğretim Kurulu Başkanımız Sayın Profesör Doktor Erol Özvar'a ve önceki 3. Ordu Komutanımız Kor General Yavuz Türkgenç'ine teşekkürü bir borç biliriz. Yine projenin tıbbi uygulama alanında bizlere iş akışını kolaylaştıran başhekimimiz Profesör Doktor Işık Uyruklu Yıldız'a, çalışmamızda paydaşlarımız olan Gazi Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İnönü Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi'ne, bu üniversitelerde tıp fakültesi bünyesinde çalışan, araştırmamızda görev alan değerli öğretim üyeleri ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nde çalışmamıza destek veren mühendislerimize sizlerin aracılığıyla tekrar teşekkür ediyorum. Bu aşamadan sonraki hedefimiz yapay zekayı hekimlerimizin desteğiyle bu konuda daha da ustalaştırmak, gelecekte diğer karaciğer kitle lezyonlarının radyoloji hekiminin işini kolaylaştırarak doğrudan bu yapay zeka programı ile birlikte tanımını sağlamaktır. Böylece tanı süreci kısalacak ve hatta tanı hekim değerlendirmesinden önce belirlenecek, hastalarımızın tedavisi daha hızlı ve daha kolay olacaktır. Program ülkemizde Türk mühendislerimizce geliştirilmiş olup çalışmamıza destek veren tüm akademisyen doktorlarımız da ülkemizin çeşitli üniversitelerinde çalışmaktadır. Çalışmakta olan Türk hekimleri de tamamıyla yerli ve milli bir programdır. Hastalarımız yine MR incelemeye girecekler ama gelecekte hastalarımız da bu program sayesinde bu hastalık var mı yok mu diye bir uzman hekimin işini çok kolaylaştırarak doğrudan yapay zeka ile tanı koyacağız. Biz bilimsel gelişmenin öncelikle saygın bir bilimsel dergide yayınlanması ve bu yolla da tüm dünyada kabul görmesi gerekir. Bu oldukça önemli. Bu çalışma bize şunu gösterdi. Azim ve gayretle çalışıldığında Türk çocuklarının neleri başarabileceğini gösterdi. Burada bir kitle lezyon var. Kontrastlanıyor. Bunun görüntüleri, bu birçok şey olabilir. Biz bunu cihaza tanıttık. Burada da grafiksel olarak çizimi de var. Normal MR görüntülerini alıp başka bir programın içerisine atıyoruz ve bu program içerisinde de tek tek elle çizerek karaciğeri ve karaciğerin içerisindeki kitle lezyonunu ayrı ayrı işaretleyerek bir veri seti oluşturuyoruz. Bu üç boyutlu veri setini de daha sonra yapay zeka programına bu setle öğretmiş oluyoruz. Hastamızın bir başka üzerinde çalıştığımız bir hastanın programa tanıtıldıktan sonraki işlenmiş görüntülerini görmekteyiz. Karaciğerimde bir kitle vardı ama tam bir tanı konulamamıştı. Bununla ilgili birkaç yere de gittim. Ama bir netlik kazanamadık. Hocalarımızın yapay zeka ile alakalı bir çalışma yaptığını öğrendim. Hocalarımızın da tavsiyesi üzerine ben de bu çalışmaya dahil olmak istediğimi söyledim. Ve kendileri karaciğerimden parçalanmasına gerek kalmaksızın yapay zeka sayesinde kesin bir tanı koymuş oldular. Bir de bu tarafa bakarsanız hocam.